Merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki programımızda Bodrum'da gerçekleştirdiğimiz bisiklet turumuza devam ediyoruz. Bodrum turumuzun geçen haftaki bölümünde Bodrum'un doğal yerlerini ve köylerini gezdik. Ve izleyicilerimizden merak edenler oldu. Burası neresi diye. Çünkü Bodrum'un başka bir yüzünü göstermiştik. Evet, Bodrum deyince herkes işte bağları falan görüyordu ama biz de köyleri anlattık değil mi? Köy evet, yerlerini gördük. Köyleri, doğal yerleri gezdik. Evet. Şimdi bu aslında şunu gösteriyor. Bu hem Bodrum olsun gerek büyük şehirlerimiz olsun büyük bir değişim var. Yani değişim, dönüşüm gerekli aslında. Ama neye değişim, neye dönüşüm? Bir dönüşüm gerekiyor ama bu nasıl olmalı? Şimdi Bodrum'un girişinden itibaren biliyorsun işte bisiklet oradan geçtiğimizde her tarafta evler var. Bodrum'un özel bir evleri var değil mi? Beyaz evler. Evet, evet. Tek katlı. Evet. Çok güzel. Beyaz olmasında bir sebep var aslında biliyor musun? Bilmiyorum. Hava sıcaklığı. Yani bugünkü yaşadığımız şeylere göre oranın bölgenin sıcak olmasından dolayı evlerin küçük olması, birbirine yakın olması ve beyaz olması güneşi yansıtıyor aslında yani. Daha serin olmasını sağlıyor. Daha serin oluyor. Ama şimdi yapılan yapılar ne yapıyor? Oo çok katlı. İnsandan uzak, yani insanın isteğinden, arzusundan, yaşamından uzak binalar dikiliyor. Aslında bu da mülkiyetçiliği gösteriyor. Yani bir mülkiyet sistemi var. Bu mülkiyet sisteminde ne oldu? Bir dönem işte villa almak, ev almak, yazlık, bak saçma yazlık denen bir sistem çıktı. Yazlığı da geçtik daha sonra Bodrum'da başladı. Devre mülk. Evet. Devre mülk 15 gün gelip kalacak ama aylık bir sürü para ödüyor. Evet. Yani yine mülkiyetçi bir sistem. Mülk üzerine kurulmuş. Devre... Adını değiştirmiş. Ama şimdi artık bu dönüşüm doğaya dönüş. Evet, herkes doğanın içinde olmak istiyor. Herkes temiz havayı koklamak istiyor. Artık otellerde, tatillerini otellerde geçirmek istemiyor insanlar. İşte daha çok kamp, çadır evet. Tercih ediyorlar. Bodrum'un da Çamlık bölgesi özellikle bu açıdan çok güzel bir yer. Ve burada biz bir kamp alanı hazırlıyoruz. Evet. Aynı zamanda onu da buradan duyuralım. Çünkü evet bu gösterdiğimiz bölgeler aslında Bodrum'un en güzel bölgeleri. Köylerin olduğu yerler. Ve biz bu sene de gördük. Yani oteller artık uçmuşlar. Yani fiyatlar uçuk, evet. Uçuk yaklaşılmıyor. Yani ve insanlar, bir tatil yapabilmek evet. Mümkün değil. Ve hep kamp yeri aradılar. Kamp yerlerini de gördük. Fulldü, dolu. Çok. Tatil dediğin şöyle olmalı. Eğer tatile geliyorsan, eğer kendi hayatından bir dönüşüm, değişim bekliyorsan, aynı ev konforu gibi değil de evet. Farklı bir şeyi deneyimlemen gerekiyor. Bu deneyimi de biz çadır kamplarıyla açıyoruz. Yani Bodrum, yine aynı Bodrum bildiğiniz o. Türkiye'nin en güzel tatil bölgelerinde olan Bodrum'da. Çamlık bölgesinde evet. Çok güzel bir kamp alanı hazırlıyoruz. Ve bu kampta aslında bir de Bike Akademi evet. Kurma çalışmalarımız var. Şimdi bu Bike Akademi'den bana bahsedebilir misin? Bike Akademi aslında yurt dışında olan bu sistem. Hani diyoruz ya Avrupalılar bisiklet sürüyor falan işte her yer bisikletli falan. Ama bunu hep şöyle zannediyorlar işte. O adamlar doğmuş gelmiş bisikleti biniyor. Değil ki burada bir eğitim sistemi tabii, var. Tabii yani kökten bir eğitim var. Sistemle birlikte gelişen bir şey. Biz de diyoruz ki evet eğer madem bisiklet diye anlatıyorsak bunun bir eğitim sisteminden başlamak. Bu da Bike Akademi dediğimiz yer. İşin biliyorsun biz bisiklet eğitimleri yapıyoruz ilk seviye. Ama bunu ileri seviyelere taşıyacağız. Yani insanlar eğer trafikte bisikletle gitmek istiyorlarsa, tatillerini bisikletle geçirmek istiyorlarsa, hatta bizim arkadaşımız Çin'e giden arkadaşımız Ersin Vural, gibi evet. Bisikleti alıp dünya turuna çıkmak istiyorsan bir kere dur diyoruz bir saniye. Bunu sen bilmen lazım. Deneyimlemen tabii. Lazım. Önce yaşaman lazım. Trafikte bisiklet nasıl sürülür? Yolda
işte uzun yola gideceksen ne yapman lazım? Hı. Çünkü herkesin korkusu ya, işte arabalar var, şu var, var falan, işte nasıl gideriz? Evet, bunun bir eğitimini alman lazım. Bununla birlikte bisiklet turlarına katılabilirsin. Bununla birlikte bisikletle dünyayı gezebilirsin. İşe, eve bisikletle gidebilirsin. Yani ben şunu mu anlıyorum? Şimdi bu Bark Akademi'de gelecek misafirlerimiz orada hem bisiklete dair bir eğitim alacaklar, daha sonra uygulama kısmında da bisiklet turları yapılacak. Evet, uygulamalı. Yani bunlar deneyim kampı zaten bunlar da. Uygulamalı bir sistemde bisiklet sürüş kalitesini arttırmak, bisiklet ve trafik, uzun yolculuk gibi biraz daha üst level. Ya çünkü bizim her yılda zaten bisiklet eğitmenlerimiz var. Onlar ilk seviye. Artık biraz daha ileri seviyeye geçiyoruz. Bir de bizim bisiklet rehberlerine artık ihtiyacımız var. Tabii. İşte bu turda da gördüğünüz gibi rehber çok önemli. Yani bu turları biz yapıyoruz ama yaparken öncü ve artçı önemli. Bunlar da o kadar arttı ki artık bizim bunlara ihtiyacımız var. Bisiklet rehberlerini de burada yetiştireceğiz. Şimdi Bark Akademi'de bisiklet rehberleri de yetişecek. Yani gelen kişiler hem tatil yapmış olacak, hem eğitim almış olacak, hem de bir rehber nasıl olur canlı canlı misafirler üzerinde test etmiş olacak kendini, görmüş olacak. Evet. Biz buna bir de şey diyoruz, istifadeli tatil. Evet. Yani tatilini istifadeye çevir. Biliyorsun daha önce hobini işe çevir diyorduk. Evet. Şimdi artık hobini işe çevirden bir level üstü de bu. Madem tatil yapmak istiyorsun değil mi? Gezmek istiyorsun. Bir de tatil fiyatlarına bak. Ne kadar çok. Size öyle bir tatil sunuyoruz ki üstüne para harcamak değil, hatta para kazanacağın bir tatil sistemi ve modeli var. De meslek de edineceğin. Aynı zamanda gel tatilini bir istifadeye çevir. Yani öyle... Aslında bu bisiklet rehberliği de revaçta olan bir meslek. Yani önümüzdeki 5 yıl, yani çok uzun bir süre değil. Bisikletli hayata zaten geçilecek. Avrupa zaten bunu dayatıyor bize. Paris İklim Anlaşması imzalandı bu konuda. O yüzden yetişmiş bisiklet rehberlerine ihtiyaç var. Evet. Biz bu konuda bir ilki gerçekleştiriyoruz bence. Evet. Şimdi bu tabii neyle olmalı? Yerellikle olmalı. Yani tabii biz... o bölgeyi tanıyan yerel rehberlere ihtiyaç var. Bunun örneğini de burada göstereceğiz. Hı hı. Yani işte dediğiniz gibi herkesin kafasında bilinen popülist işte anlamlı bu Bodrum'u. Gelin, bakın bir köyü var. Nasıl o köy? Etrim köyü. Evet. Harika bir yer. Hala doğal yapısını bozmamış. Ve el sanatları, doğal yaşam, yöresel yemekler. Etrim çok güzel bir bölge özellikle. Burada biz salaş bir ortamda, çok rahat bir şekilde ve kaynaştık insanlarla. O doğal ortamda insanlarla kaynaşmamız çok kolay oldu. Ve çocuklarla birlikte, baktım ki çocuklar orada oyunlar oynuyorlar. Çocuklarla birlikte yoga yaptık. Çocuklar ilk kez yoganın ne olduğunu orada deneyimlediler. Aslında yoganın bedenini tanımak, çevreyle... etraftaki doğayla bir bütün olduğunu hissetmek ve nefes almanın kıymetini bilmek, ona odaklanmak olduğunu o gün çocuklar öğrendiler ve çok mutlu oldular. Etrim bölgesi gerçekten harika bir yer ve bisiklet turları için de ideal. Ve el sanatları hala eski usulde halıcılık, el sanatları Etrim bölgesinde devam ediyor ve misafirlerimizin de çok ilgisini çekti. Turistlerin, aslında değişik bölgelerden gelen kişilerin de çok ilgisini çekecek olan bir bölge. Halı, kilim aslında kadınların, genç kızların ifade etmek istediklerini sembollerle ifade ettiği bir şey. Yani bir anlamı var. Bunları eğer anlamlarıyla birlikte bakarsak, bu halının, bu kilimin, el emeğinin işte o zaman kıymeti anlaşılıyor. Kadınlar halılarda sevinçlerini, üzüntülerini, hayallerini
özlemlerini işliyorlar, nakış nakış işliyorlar. O yüzden çok değerli. Bu haftaki programımızda Bodrum'daydık. Cengiz Yargıç ve ben Nesrin Yaman. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.